Merhabalar, evde kalarak hazırladığımız videoların ilkine hepiniz hoş geldiniz. Malum sebeplerden ötürü bir süreliğine videolarımızı evden hazırlayacağız. Yani en azından durumlar düzelene kadar. Ancak merak etmeyin, hazırlayacağımız videolar sizlerin de evde rahatlıkla yapabileceği video editing derslerinden oluşacak. Üstelik hazırladığımız bu videoların proje dosyalarını ve görüntülerini de sizlerle paylaşacağız. Böylelikle dışarı çıkıp ekstradan görüntü çekmek zorunda kalmayacaksınız. Eğer siz de evde kaldığımız bu dönemde kurgu tekniğinizi geliştirmek ve boş zamanınızı daha iyi değerlendirmek istiyorsanız kanalımıza abone olup evden hazırladığımız videoları takip etmeye devam edebilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu ise Mask Title Effect. Mask Title Effect, reklamlardan vlog çekimlerine kadar çok geniş bir video alanında kullanılan oldukça estetik bir yazı efektidir arkadaşlar. Bu efekte yazı ya da logo, bir kişi ya da objenin arkasından yavaş yavaş görüntüye dahil olur. Sanki yazı ya da logo görüntü ile tümleşik hissiyatı verir. Bu sebeple profesyonel birçok alanda bu yazı efekti kullanılır. Peki bu yazı efekti nasıl yapılır? İsterseniz kurgu projemizin başına geçelim ve nasıl yapıldığına daha yakından bakalım. Evet arkadaşlar, kurgu projemizin başına geçtik. Gördüğünüz gibi iki tane sekans açık. Bu sekanslardan bir tanesi benim sizlere gösterebilmek için yapmış olduğum örnek. Gördüğünüz gibi burada kadrajın solundan başlayıp sağına doğru koşan bir sporcu görüyoruz. Hemen arkasından da çok estetik bir şekilde Nike Just Do It sloganıyla beraber geliyor. Şimdi bu etkiyi nasıl elde edebileceğimize bakalım. Bunun için temiz bir sekansa geçiyorum. Gördüğünüz gibi aslında bu görüntünün arkasında böyle bir logo yok. Bunu şimdi biz kare kare masklayarak aslında az önce göstermiş olduğum etkiyi elde edeceğiz. Burada iki tane görüntüm var. Bunlardan bir tanesi sporcum, bir diğeri ise Nike logosu. Hatta Nike logosu transparan olduğu için size görüntünün üstüne atarak şu şekilde göstereyim. Bu işlemi yapmadan önce logomuzun nerede duracağını ve boyutunu tam olarak ayarlamamız gerekiyor. Ve bunları ayarladıktan sonra videonun sonuna kadar bunu değiştirmeyeceğiz. Eğer değiştirirsek hemen şöyle göstereyim. Mesela burada yapılmış bir versiyon var. Şimdi ben bu logoyu büyütürsem gördüğünüz gibi şu tarzda böyle hatalar oluşacak. O yüzden en başta logonuzun yerini ve boyutunu belirleyin. Koşucunun kolundan itibaren yavaş yavaş maskleme işlemi yapacağız. Bunu yapmadan önce timeline'daki görüntümüze tıklayıp alt tuşuna basılı tutup 3. kanala, video kanalına videoyu atmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an 3. kanalda video, yani en üstte olduğu için bizim alt taraftaki Nike logomuz görünmez oldu. Timeline'ın sol tarafında bulunan göz işaretlerine bastığınızda en üst kanalı görünmez yaptık ve logomuz tekrar görünür oldu. Şimdi tam şuradan başlayarak logonun ben yavaş yavaş koşucuyla beraber açılmasını istiyorum. Bunu yapabilmek için o kareye geliyorum. Bakın şurada hala logonun gizli kalması gerekiyor. Bir kare ilerlettiğimde şu an logo görünmeye başlayacak. Üçüncü kanaldaki göz işaretini kaldırıyorum. Ve üçüncü kanaldaki videoya basılı şekilde sol taraftan efekt kontrol paneline gidiyorum. Buradan opacity panelinin altındaki kalem işaretine tıklıyorum. Kalem işaretine tıkladığınızda gördüğünüz gibi görüntünün üstüne bir pen tool açıldı. Bu pen tool'la biz maskleme işlemimizi yapacağız. Tabii Premiere masklemek için çok ideal bir program olmadığı için bunu aşırı yakınlaştırıp yapmamız gerekiyor. O yüzden program sequence kısmındaki alt taraftan fit seçeneğini değil de %200, %300 gibi büyütme değerlerini kullanacağız. Evet, mask seçeneğimiz seçili. Eğer bu kalem işareti giderse hiç problem değil. Efekt kontrol panelinin altında opacity seçeneğinin altındaki mask tuşuna tekrar bastığınızda bu kalem görünür olacaktır. Şimdi logomu hemen şöyle arada bakabilirim. Mesela logom benim buradan başlıyor. O yüzden buradan üstünü çok fazla önemsememe gerek yok. O yüzden mask tuşuna basıp şu şekilde hemen şuradan gözü kapatalım. Şu şekilde koşucunun şeklini aslında maskliyoruz. Bu şekilde
şöyle çok fazla detaya girmenize gerek yok. Zaten aşırı yakınlaştırmış olduğumuz için aslında bu bir detaydır. Zaten görüntü hızlı bir şekilde aktığı için buradaki küçük detaylar çok fazla görünmeyecektir. Şu şekilde kaba taslak bir şekil çıkardıktan sonra maski tamamlamak adına tekrar fit diyorum. Ve şu şekilde logo bu taraflarda olmadığı için buranın pek bir önemi yok. Şu şekilde buraları seçip maskimi tamamlıyorum. Masklemek için tıkladığım ilk bölgeye tekrar tıkladığımda gördüğünüz gibi mask işlemi tamamlanmış oluyor. Şimdi burada çok önemli bir konu var. Burada ilk öncelikle opacity seçeneğinin altındaki mask'teki mask feather'ı sıfırlıyoruz. Daha sonra mask pad seçeneğinin yanındaki saate tıklıyoruz. Bu saat bizim aslında keyframe atamamızı sağlayacak ve kare kare maskleme işlemimizi videoya yansıtacak. Evet, ilk masklememizi, ilk karemizi tamamladık. Şimdi ikinci kareyi masklememiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için mouse'unuzun tekerleğini kullanabilir ya da şu kısımdan klavye yön tuşlarını kullanarak görüntüyü ilerletebilirsiniz. Şimdi ben tekrar görüntüye %200 oranında yaklaşıyorum ve görüntümü bir kare ilerletiyorum. Gördüğünüz gibi ilerlettiğimde şurada bir boşluk kaldı. Şimdi buradaki boşluğu yavaş yavaş tekrar daha önce koyduğum çizgilerle dolduruyorum. Şimdi logo burada olmadığı için bu kısımlar çok önemli değil. Önemli olan logonun göründüğü kısımlar. Bu kısımları detaylı bir şekilde yaptıktan sonra geri kalanını aslında çok önemsemeyebilirsiniz. Evet, buradaki maskleme işlemimiz de tamam. Şimdi mouse'umun tekerlerini çevirerek bir kare daha oynatıyorum. Gördüğünüz gibi yaptığımız işlemler buraya tek tek keyframe olarak atanıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an ayak da olayın içine dahil oldu. Ve bizim aslında ben normalde sırt kısmı ve bacak kısmını detaylı bir şekilde yaparken şimdi ayak kısmını da detaylı bir şekilde yapmam gerekiyor. Üst kısımda da logo daraldığı için aslında buradaki iş yüküm de oldukça azaldı. Bakın mesela şurayı yapmaya ihtiyaç duymuyorum çünkü logo buraya denk geldi. Evet, gördüğünüz gibi üst taraftaki logo artık koşucumuzdan sıyrıldığı için üst tarafa daha dokunmayacağım. Şimdi alt taraftaki ayak artık logonun içine girdiği için burunun detayına çalışacağım. Üst kısma hiç bakmıyorum bile. Evet, işlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi Nike logosu koşucumuzun arkasından çok düzgün bir şekilde çıkıyor. Buradaki hemen şuraya tıklayarak görüntüyü tam manasıyla görelim. Gördüğünüz gibi özellikle şuradan ayağın Do It yazısının it kısmını kapatması oldukça estetik bir hava katıyor. Mask Tool'u kullanarak gördüğünüz gibi çok güzel bir aslında yazı efekti oluşturmuş olduk. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer sizlerin de video editing konusunda yapmamızı istediğiniz dersler, eğitimler varsa yorumlar kısmından bize yazın. Emin olun dikkate alacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese saygı ve sevgi. Görüşürüz.